Düşündüğün gibi değil Cemre. Ne düşündüğümü ne biliyorsun? Ben istemedim. Bir anda oldu. Çok utanıyorum. Ben onunla konuşmak bile istemedim. O zorla dışarı çıkardı beni. Tamam, ağlama. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin. Ama sen de böyle söylersen artık... Tamam, bir şey demiyorum ben. Ben ona evli bir adama yakışıyormuş yaptın diyordum. O da yalan söylediği için çıkışırken birden o yaklaştı bana. Ne olduğunu anlamadan öptü beni. Senin o kızı kıskanmana gerek yok. Sen ondan çok daha güzelsin. Çok daha özelsin. Biliyorsun değil mi? Çok daha değerlisin. Sen ondan çok daha değerlisin. Allah'ın cezası ya. Karısı gelmiş içeride, o dışarıda hala bana yalan söylüyor. Ay kıza da yazık. Bilmiyor ki ne biçim bir adam olduğunu. Gelmiş saf saf, kendini tanıştırıyor bana. O mu saf? Ona mı yazık? Hiçbir şey bilmiyorsun. Kuzey isteyerek evlenmedi onunla. Ne yapıyoruz yılbaşında? Var mı bir program? İki dansöz ayarladım. Sami Bey'le beraber karşılıklı oynatacağız. Bana geliyorsunuz o zaman. Yok, biz evdeyiz. Gel işte oğlum, makara yaparız. Oğlum makara deyip canımı sıkma benim bu gece. Kardeşim, havan değişir. Gel işte. Gelin yani. İşim olmaz yılbaşıyla falan. Sana söyledim diye kızacak şimdi bana ama durum bu. Yapacak bir şey yok. Eli kolu bağlanmış vaziyette. Kızın onu mecbur ettiğini bile bile niye sürdürüyor? Boşansın gitsin o zaman. Sen Kuzey'i tanımıyorsun. O kimseyi yarı yolda bırakamaz. Ben yatarsam kusura bakmazsın değil mi Zeynep? Yok canım. Hadi rahatınıza bakın siz, konuşun. Hadi iyi geceler. Baştan niye söylemedi ki? Hayır yani ne var bunda? Niye saklıyor? Yoksa kızı korumak için mi? Dedim ya Kuzey'i tanımıyorsun diye. Yani Kuzey öyle bir adam ki... kimsenin açığını belli etmez başkasına. Kimseyi gambazlamaz. Kimseye ihanet etmez. Ona en büyük kötülüğü yapmış bile olsa... kimseyi yerine vermez. O en büyük düşmanını bile sırtından vurmadı. Yani Kuzey öyle bir adam ki kendinden başka herkesi düşünür. Aptalca belki ama o öyle işte. Kendini siper eder herkese. Biri ondan bir fedakarlık yapmasını istediğinde gözünü kapar atar kendini ortaya. Kuzey işte. Benim tanıdığım en mert adam yani. En iyi arkadaşım.
Yani bitirme. Yürü diyorsun. Yani ben sana öyle bir şey söyleyemem. O senin bileceğin iş. Ama durum bu. Bil, Kuzey'e haksızlık etme diye söylüyorum.